Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 06 aylık kızlarımız için minik bir panço öreceğiz. Pançomuza yakadan başlıyoruz. Zincir çekiyoruz. Yakadan başlayarak trabzanlarımızı yaptık. Daha sonra bir sıra trabzandan oluşuyor. Bir sıra ajur olmak üzere orta kısımdan artışlarımızı yaparak ördüm. En uç kısımda trabzan ve bir zincirden oluşturduk ve tekrar Küçük bir kirpikle Bitirdik. Saçak kullanmadık. Çok bir dağınık olmasın. Minik derli toplu bir şey olsun diye. Yaka ördüm. Bir de görüntüsü daha şık katın minik prenseslerimize diye. Şu şekilde gayet kolay bir pançomuz oldu. Hemen başlayalım. Pançomuz için pasta ipler ya da kek ipleri denilen iplerden kullanıyorum. Pembe ve mavi ağırlıklı olan biri. 3,5 numara tığımız var. Ve bu şekilde ipimizin markası da şu şekilde papatya kek. Şöyle bir bakıyorum ipime. İpim 150 gram ağırlığında ve 540 metre ve %100 akrelik bir ip. 68 tane zincir çektim. 68 zinciri birinci zincirle 68 zinciri birleştirip kocaman bir yuvarlak yaptım ve hemen 3 tane zincir ilavesi ile başlıyorum 1 2 3 birleştirdikten sonra 3 tane zincir çektim başını doluyorum hemen dibine batıyorum bir trabzan 2 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum 2 trabzanı yapmış olduğum yeri batarak 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 şu şekilde uç noktasını oluşturdum pançomu bu kenarlardan bu kısımdan aşağıya doğru artırarak büyüteceğim tam karşılığına gelen yerde de aynı bu şekilde örerek diğer köşeden de artışımızı yapacağız şöyle şimdi şu kısımda 33 tane trabzan örerek devam edelim her bir zincir yuvasına bir tane trabzanı atlamadan örelim. Bir. Her bir trabzana örüyoruz. Bir. Devam ediyoruz. Birer birer örelim. 33 trabzanımızı örerek geldim. Burada tam 33 tane trabzanımız var. Şu kısımda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Arkasından 33 tane birer birer Zincirlerimizin üzerine batırarak trabzanlarımızı tamamladım. Şimdi sıradaki zincir yuvasına batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Aynı yere iki trabzanım oldu. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki trabzan örmüş olduğum yere iki tane daha trabzanımı örüyorum karşılıklı köşelerimizi şu şekilde oluşturuyoruz. Önümüz ve arkamız olacak şekilde. Şöyle bir görelim. Bakınız burası da aynı şekilde örmüştük. Karşıya 33 trabzanımızı örüyoruz ve başlangıç yerimize kadar geliyoruz. Şimdi bir sonraki trabzanımın içerisine girdim. Bir trabzan daha sonrasına batıyorum. Bir trabzan hepsine birer birer batarak diğer başa kadar örüyoruz her bir zincir yuvasına bir trabzan şeklinde örüyoruz şöyle köşeye kadar geldim birleştirdim başlangıç noktamıza kadar bakınız şu şekilde iki köşemizi de oluşturduk 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ve 33 trabzan bu tarafta da 33 trabzan ve burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bunlar 33 zincire dahil değiller. Bir tane zincir yuvasının içerisinden çıkardık bunları. Burada köşe olarak devam edeceğiz. Şimdi 33. trabzanımızı birleştirmiştik bu başlangıç yerimize. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. İkinci trabzanımızın üzerinden şöyle bir gizli geçişimizi yapıyoruz. İki zincir çekmiş olduğum yere batarak geçişimi tekrar yapıyorum. Üç tane zincirimi örüyorum. Üç zincirimi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek batıyorum. Ve pançomun köşesini oluşturuyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Burada bütün sıralarımızı trabzan olarak örmüştük. Burada ise bir tane zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde örmeye başlıyoruz. Bir zincir çektim. Şu kısma batacaktım. Atlıyorum ve buraya batıyorum bakınız. Şuraya batacaktım normalde örecek olsam. Şimdi eğer düz örseydim bakınız şurasıydı. Atladığım için bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Sıradaki yere batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan şuraya batmam gerekiyordu. Bir atlıyorum, ikinci sıradaki yere batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Yukarıdan bir zincir çekiyorum, başını doluyorum. Atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir zincir, bir atla şeklinde sıramızın tamamı, yani şu köşeye kadar bir örelim bir zincir çektim aşağıdan atladım sıradakine bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum başını doluyorum bir atlıyorum ikinci sıradakine şu şekilde diğer köşemize kadar örerek gelelim Sıramızın diğer ucuna kadar geldim. Şu şekilde bakınız. Tam iki tane trabzanımızla köşemizi oluşturduğumuz yere geldik. Hemen başındayız. Bir tane zincirimi yine çektim. Şimdi iki tane zincirimin olduğu yere batıyorum ve iki trabzanımı örüyorum. Bir, iki. İki zincir daha ilave ediyorum. İki trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Şu şekilde köşemizi oluşturuyoruz. Diğer köşemizi de burada oluşturmuştuk. Örerek geldim birer atlayarak. Bu köşemizi oluşturduk. Şimdi diğer köşemizi örerek devam ediyoruz. Aynı şekilde bir tane zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinci sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Tekrar bir zincir, bir atla diğerine bat şeklinde sıramızın başına kadar gelelim ve şu şekilde örgümüzü büyütelim. Köşelerimizi birleştirdik bakınız. Başlangıç noktamıza tekrar geldim. Şu şekilde İlk başlangıç noktamızı bir zincir çekerek köşedeki ilk çift trabzanımızın üzerine gelerek battım. Şimdi gizli geçiş yaparak iki zincirimizin içerisine giriyoruz. Aradan geçiyorum. Örmeden geçişimi yaptım. Tekrar batıyorum. Örmeden geçişi yaparak iki zincirin içerisine girdim. Ve üç tane zincirimi çekiyorum. Bu sürekli devam edecek olan kısma bir trabzan daha örüyorum 2 zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere batarak iki trabzan daha örüyorum tığımın başını doluyorum bu kez sıradan örmeye devam ediyorum batıyorum hemen sıradan örüyorum birebir bütün görmüş olduğum trabzanların üzerine batıyorum şu şekilde bir boşluğa bir trabzanın üzerine bir boşluğa bir trabzanın üzerine bir boşluğa bir trabzan üzerine şeklinde başlangıç yerimize kadar geliyoruz başına kadar bir zincirimize bir trabzanımızın üzerine batarak örerek geldim Şimdi bakınız şurada artış yerimizdeki bu iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızın olduğu kısma kadar geldim ve bir tane trabzanımı örmüştüm. Hemen sıra başındaki trabzanıma batıyorum. Çekiyorum. Üzerine batıyorum. Bakın geçişler çok önemli. Çekiyorum. Ve iki zincirin olduğu yere girip çekiyorum. Ve bir 2 3 zincirimi çekiyorum başını doluyorum aynı yere batarak ikinci trabzanımı örüyorum 1, 2 tane zincir çekiyorum aynı yere zincirimin olduğu yere girerek 2 tane daha trabzanımı örüyorum bir önceki sırada yapmış olduğum gibi bir ajur bir trabzan bir ajur bir trabzan aynı bu örmüş olduğumuz şekilde örüyoruz. Artış yerlerine dikkat ediyoruz. Şimdi iki artış yerim, iki tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki ilk trabzan atlıyorum. Bakınız şuraya batacaktım eğer zincir çekmeseydim. Atlamam gerekmeseydi. Sıradaki yeri atlıyorum. ikinci trabzanın üzerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve bir zincir bir atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve ajurlarımı birer atlayarak oluşturuyorum bir zincir atlıyorum diğerine şu şekilde başlangıç noktamıza kadar aynı bu şekilde ajurlarımızı yaparak örüp tamamlayalım pançomuzu büyütmeye devam ettik. Bakın hep bir sıra trabzan bir sıra ajurlu olarak örerek büyüttüm. Şöyle bir ölçelim. santimleyelim. Küçük bebeklerimiz için örüyoruz. Yukarıdan başlayalım. Şu şekilde ölçelim. 22 santim. Bir ajur, bir trabzan olarak ördüm. Şimdi Buradan sonrasını trabzanlarla doldurmak istiyorum. Şuradaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzan kısmından sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki ikinci trabzanın üzerine gelerek bir tane trabzan batarak örüyorum. Bir zincirimin içerisine bir tane trabzan ve diğer trabzanın üzerine batıyorum. Üç tane trabzanım örüyorum bir zincir 3 trabzan bir zincirimi çekiyorum atlıyorum hemen buraya batmıyorum diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir tane boşluğa bir tane diğer trabzanın üzerine şeklinde 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şeklinde örmeye devam ediyorum üçüncü trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki yeri atlıyorum. Hemen diğer trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Zincirin içerisine girerek ikinci trabzanımı örüyorum. Ve diğer trabzanın üzerine batarak 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Atlıyorum. Diğer trabzanın üzerine batıyorum. Boşluğa giriyorum. Ve diğer trabzan üzeri 3 tane trabzandan sonra bir zincir çekiyorum aşağıya 1 atlıyorum trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve başlangıç noktamıza kadar 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şeklinde örerek devam ediyorum pançomuzun etek ucunu 1 2 3 sıra trabzan olarak ördüm 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan bir zincir şeklinde örerek büyüttüm şimdi kenarına kepek olarak tamamlamak istiyorum uç noktaya geldim başlangıç noktasına 1 2 3 tane zincirimizi çekelim trabzanımızı doldurmaya başlayalım ikinci trabzanımız üçüncü dört ve beş araya zincir çekmeden beş tane trabzanımı ördüm yandaki bir zincir çekmiş olduğum trabzanın arasına gelerek direkt batıyorum Tığımın başını doluyorum bir sonraki iki trabzanın arasındaki bir zincir çekmiş olduğum yeri başını dolamış olduğum tığımı batarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm şu şekilde hemen yandaki bir zincirli iki trabzan yani üçlü trabzanların arasındaki bir zincirin olduğu yere girerek batıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine 5 tane yani zincirin içerisine 5 tane trabzan yapmak üzere gelerek batıyorum. 2 3 4 5 bir sonraki yere batıyorum. Tek batıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki yerde 5 tane trabzanımı aynı şekilde bütün sıraları örerek tamamlıyorum. Bir batıyoruz, bir örüyoruz. Bakın şimdi batıyorum. Şöyle görelim. Bütün sıralarımızı örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Dilerseniz bu yerde küçük şu şekilde ipler bağlayıp saçaklar yapabilirsiniz dilerseniz dilerseniz bu şekilde çok bir kargaşaya mahal vermiyor ve güzel sade bir kenarda da tamamlayabiliriz tamamen zevkimize kalmış şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim bu noktaya kadar minik şalımızın uç kısmını da görmüş olduğunuz gibi tamamladık çok cici bir görüntüsü oldu şimdi yakasına da küçük bir süsleme yapmak istiyorum yakası için orta kısımdan başlayalım yaka kısmımızın süsü için İç kısımdan alıyoruz. Yani ters yönden başlıyoruz. Düz yönden yapmıyoruz. Şimdi hemen ortadaki bakın deliğin yanındaki yere girerek başlıyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 trabzanımı atlıyorum. 4. trabzanımın arasına bakın şöyle sayıyorum. Hemen yaptığım yerden itibaren 1, 2, 3, 4. Başını doluyorum. Hemen giriyorum. Aynı yere 2. trabzanımı örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Biraz önceki iki trabzan yapmış olduğum yere girerek tekrar 2 tane daha trabzanımı ilave ediyorum. Tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen başını dolamış olduğum tığımı giriyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 2 tane zincir. Ve 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Ve hemen saymaya başlıyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen giriyorum 4'ü saydıktan sonra bir trabzanım hemen yanına diğer trabzanım 2 zincirim tekrar girerek 2 trabzan daha örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 diyorum başlangıç noktama kadar yapmış olduğum işlemin aynılarını yaparak geliyorum 1 ve 2 ve de bu işlemi yaptığımız zaman iç kısımdan ördüğümüze dikkat edelim. Başlangıç noktama kadar geldim. Yine arada bakınız 4 tane trabzanım kaldı. Şimdi son noktamdaki tığımdaki ilmeğimi başlangıç noktamın 3. zincirin yani 1. sıradaki yani 1. trabzan niteliğindeki çekmiş olduğum zincirin 3.süne batıyorum ve şu şekilde bir gizli geçiş yapıyorum araya batıyorum bakın örmeden sadece ilmeğimi aşırtıyorum ve araya geliyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar doldurmaya başlıyorum 2 bu kez üçer üçer dolduruyoruz 3 Üç trabzan 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 Diğer bir sonraki yerdeki trabzanın ortaya giriyorum. İki zincir çekmiş olduğum yere. Aşağıda iki trabzandı üst sırada üç trabzan, 1 iki zincir, tekrar üç tane trabzan, 1 2 ve 3 Şu şekilde. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Hemen diğerine giriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yakamızı 2 sıra ördüm. Birinci sırasında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde örmüştüm. İkinci sıra ise 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde örerek tamamladım. Şimdi en son sıramıza geçişimizi yapıyoruz. Yine aynı en son ilmeğimizi, ilk baştaki ilmeğimizi batıp birleştiriyoruz trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz zincirimizle birlikte 2 oldu 3 4 5 6 7 7 tane trabzanım oldu başını doluyorum diğer iki zincirimin olduğu yere geçerek 7 trabzan buraya yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 diğer sıraya geçiyorum bütün tamamını bu şekilde yani bütün bu görmüş olduğunuz iki zincirlerin hepsini 7'şer trabzan doldurarak tamamlayalım kenarına 7'şer trabzan doldurarak geldim. En son birleştirme noktasına kadar geldik. Bakın şimdi de gayet güzel görünmekte minik şalımız, pançomuz, kız çocuklarımız için. Şöyle hemen ilk trabzana batıyoruz. Bir tane zincir çekip bir makas yardımıyla kesiyorum hemen. İpimi kestim ve içine aldım. Şu şekilde bakınız pançomuz gayet güzel oldu. Küçük bir panço. Küçük 0-6 ay arası bebeklerimizin rahatlıkla kullanabileceği bir panço oldu. Hemen bir de ölçülerini vermek istiyorum. Ölçülerini de verelim. Rahatlıkla yapabileceğimiz görüntüsü, örmesi son derece güzel bir model. Evet hemen ölçülerimize bir bakalım. En tepeden en uç noktasına kadar 35 santim. Bakın tepe noktasından aşağı kısma kadar 35 santim. En geniş yerinden ölçü vermek istiyorum. En geniş yeri 44 santim. Ve en dar yerine bakalım. Şu şekilde en dar yeri. Boyun kısmının olduğu kısma geçelim. En dar olarak da 18 santim. İplerimizin kalınlığı, tığımızın kalınlığı Örgümüzün büyüklüğünü, küçüklüğünü belirleyeceği için bu santimle daha net sonuca, sonuca ulaşabiliriz. Evet, hepinizin ellerine sağlık, güzel günlerde kullanmanız dilek ve temennisiyle hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.